Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün domates yarımızdayız. Koltuk alma işlemiyle beraber gördüğünüz gibi domatesleri ipe çekmeye çalışıyoruz. Çok fazla vakit ayıramadık. O yüzden bazı sıkıntılarımız var. Mesela burada yeterince boylanmış domateslerimiz ve yatmışlar artık. Bunları yatırmadan ipe çekmek gerekiyor. Sonrasında işiniz biraz zorlaşıyor. Onun haricinde başka bir problem. Herbisit uygulaması yapmadığımız için çok fazla, şöyle göstereyim, sirken otu ve simiz otu çıkmış. Bu sirken otu çok su tüketen bir bitkidir. Şöyle dokunduğunuzda zaten anlayacaksınız. Üstü çok nemlidir. Topraktaki suyu çeker ve direkt kendi üzerinden terleme yoluyla atarak toprağın suyunu tüketir. Biz bunlarla kültürel olarak mücadele etmeyi tercih ediyoruz. Ama dediğim gibi çok yoğunluktan, bazı şeylerin üst üste gelmesinden dolayı yeterince vakit ayıramadık buraya. Şimdi buranın asıl problemi, şöyle göstereyim neredeydi. Buranın asıl problemi bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi solmuş. Şimdi bunun sebebi ne olabilir? Ben bunu biliyorum ama sizi de bilgilendirmek amacıyla. Şimdi ben bunu buradan sökeceğim ve bahçenizde, serinizde böyle bir bitki gördüğünüzde nasıl kontrol etmeniz gerektiğini göstereceğim size. Şimdi aslında bunun toprağını buraya silkelememek gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi köklerde aslında hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Yani sağlıklı gözüküyor kökler ama birazdan göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar ben bunu çakıyla şöyle kök bölgesine yakın olacak şekilde enine bir şekilde keseceğim. Kestiğimizde orada gözüküyor mu bilmiyorum, buyurun. Şimdi şuralarda bir sıkıntı olduğu zaten renginden belli, gördüğünüz gibi. Bu Fusarium oxysporum, bilimsel adıyla Fusarium oxysporum zararı, yani kök çürüklüğü zarardır. Bunun dediğim gibi kökleri baktığınızda çok sağlıklı gözükür ilk etapta. Ama içine baktığınızda şu zararı görüyorsunuz. Bu domateste kök çürüklüğü hastalığıdır ve kimyasal mücadele gerektirir. Biz bunun için, reklam gibi olacak biraz ama, Hektaş'ın Cebir ilacını kullanıyoruz. Bunu hangi ölçülerde kullanıyoruz? 15 litre suya 25 mililitre İlaç gelecek şekilde şöyle bir ölçü kabı edinirseniz kendinize, bunu bulmak çok zor değil. Bunu 15 litre suya karıştırıp sonrasında bitki köküne her bitkiye 200 mililitre gelecek şekilde, mesela su bardağıyla uygulama yapıyoruz biz. Bu hemen 200 mililitre alıyor hacimsel olarak. Bunu elinize de bir bulaşık eldiveni giyerek, ilaçla temas etmemeniz için, bitkilerin köküne teker teker dökün. Yani biz bu şekilde uygulama yapıyoruz. Daha öncesinde bu uygulamayı yaptık ama dediğim gibi bir süredir çok fazla vakit ayıramadık buraya. O yüzden tekrar kök çürüklüğü belirtileri gözüktü. Bu oradan söktüğüm sadece bir bitki. Bunun gibi bugün 3-4 tane daha var. Yani totalde hemen hemen 250 domates bitkisi varken her gün 5'er tane söktüğünüzü düşünün ki bu aslında biz mücadele ettiğimiz halde böyle oldu. İleride tamamen tüm bitkilerinizi kaybetme sıkıntınız var eğer mücadele etmezseniz. Bu da bu şekilde bilgilendirici bir video olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.